AKP iktidarı öncelikle Sünni olmayan kesimlere karşı negatif bir ayrımcılık yaptı, başta Aleviler olmak üzere. Arada sırada yapılan küçük jestleri allayıp pullayıp işte ayrımcılık yapmadıklarını kanıtı olarak göstermek istiyorlar. Ama biliyoruz ki Türkiye'de Aleviler hiç de devlet tarafından hak ettikleri ilgiyi, desteği görmüyorlar. Alevilerin kendi mekanları, kurumları vesaireleri görmüyor. Başka gruplar da keza böyle. Ama daha önce söylediğim gibi Sünniliğin içerisinde de iktidarın kayırdığı gruplar, kişiler vesaire var. Çoğulcu bir Sünni anlayışa da sahip değiller. Tek tipçi bir Sünni anlayış ve bir takım neredeyse kayıtlı fıkıhçılar falan var, fakihler var. Hayrettin Karaman gönüllü bir şekilde bunu bir şekilde üstlenmiş gibi de duruyor. Diyanet'in kendisi iyice kendisini iktidara endekslemiş durumda vesaire. Bunlarla Türkiye'nin çok fazla gidebilecek bir yeri yok. Türkiye'de, yepyeni Türkiye'de laikliğin olmazsa olmaz bir ilke olarak tekrardan gündeme getirilip, geliştirilip sahiplenilmesi gerektiği kanısındayım.